Ben Ferdi Alıcı, yönetmen ve yeni medya sanatçısıyım Ağaç Stüdyo'da. Ben de Eylül Alıcı, yaratıcı yönetmenim Ağaç Stüdyosu'nda. Bizim hikayemiz yaklaşık 14-15 sene önce Bilgi Üniversitesi'nde başladı. Görsel İletişim Tasarım Bölümü mezunuyum ben. Burslu olarak Eylül. Ben de sinema, televizyon ve VCD Yandal yaptım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de interaktif medya tasarımı master'ı yaptım. Şimdi ise yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyorum sanat ve tasarım üzerine. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde. Evet, bir de ayrıca Bilgi Üniversitesi'nde de hocayım, akademisyenlik yapıyorum. Immersive Media Experience dersi veriyorum. Şimdi bütün sunum bu cümleyle başlıyor. Aslında bizim yaptığımız bütün projelerde mümkün olduğunca bilimsel bir altyapı koymaya çalışıyoruz. Çünkü Eylül'de ben de işte science fiction'dan tutun da korku filmlerine, işte yine de bilim kurgu kitaplarından bilimsel makalelere, araştırmalara, ilham veren hayat hikayelerine kadar işimizi bir şekilde etkiliyor. Kendi yaptığımız hikaye anlatıcılığını gerçekleştirdiğimiz projelerde hep bir ilham kaynağı alıyor. Bu da aslında bizim bu konuya bakış açımızı tamamıyla gerçekten özetleyen bir cümle. Gene de bir formal başlayalım. Şu ana kadar Red Dot Design Award, ADC Award, German Design Award, International Design Award, Asya Design Award, Los Angeles, New York, Almanya, Seul, hemen hemen her kıtadan ödüllerimiz var. Bu ödül kısmı biraz tricky bir kısım. Hem önemsiyoruz hem önemsemiyoruz. 400'den fazla akademisyenin, meslek gurularının, yaratıcı yönetmenlerin, şirket CEO'larının jürilerinden oluşan şeyler bunlar, organizasyonlar. Bu kişilerden ödüller alıyorsunuz aslında. Şu ana kadar 75'ten fazla ülke ve şehirde sanat yerleştirmesi yaptık son 14 senede. Genel olarak ilgilendiğimiz janra yeni medya. Tabii burada da birçok tartışmalar var. Medya diyen, yeni medya diyen, yeni medya sanatları diyen. Yeni medya bizim için anlamı şu. Biz öyle ifade ediyoruz daha doğrusu. Sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getirmiş, içselleştirilmiş kamusal alan projeleri. Ana ofisimiz İstanbul'da ama Berlin'de, Viyana'da, Los Angeles'ta ve Barcelona'da partnerliklerimiz var. Bu bizim bir türlü yenileyemediğimiz 4 senedir reel'imiz. Ama gene de size bir şey verecektir, bir fikir verecektir. Sesi biraz açalım. Şu ana kadar, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tabii ki bu tek adam şovu değil. Yaklaşık 45 kişilik bir in-house ekip, içeride olan bir ekiple yapılıyor projeler. Ekibin içerisinde veri bilimcileri, yapay zeka kodlamacıları, 3D tasarımcılar, animatörler, yeni medya sanatçıları olmak üzere aynı zamanda bilim insanlarıyla da mentor olarak çalışıyoruz. Kalabalık bir ekiple çıkıyor ama projenin genel, yani eserin ne olacağı, ismi, hangi veri setini kullanılacağı, nasıl bir konsepti olacağı sadece ikimiz tarafından tasarlanıyor. Aslında projelerin başında kutsal bir PDF hazırlıyoruz Eylül'le. Bu PDF içerisinde nasıl bir teknoloji kullanılacağından tutun da görsel ve estetiksel olarak nasıl bir dili olacağına kadar çok detaylı bir anlatım söz konusu oluyor. Sonra içerideki 45 kişilik ekip, 3 farklı gruptan bahsediyorum. Bu bizim hazırladığımız kutsal PDF'e göre çalışmaya başlıyor her projede. Bu 3 farklı ekip şöyle, birincisi veri bilimiyle ilgilenen ekip. Genelde bir şekilde son 14 seneden beri kamusal alandaki sanatsal yerleştirmeleri veriye entegre ediyoruz. Yani mutlaka hikayenin bir parçası oluyor. Ve verinin toplanma aşaması, nereden toplanacağı, nasıl bir kaynaktan alınacağı,
ve toplumun o dirty data dediğimiz hani tamamıyla karmaşık bir veri havuzunu elde eden bir ekip var. İkinci ekip bütün bu karmaşık elde edilmiş olan veri havuzunu alıp çeşitli yapay zeka sınıflandırmalarıyla düzgün bir hale getiriyor. Bu düzgün bir hale gelen yapay zeka sınıflandırmalarıyla düzgün hale gelen çeşitli sınıflandırmalarla düzgün hale, daha okunabilir hale gelen yapay zeka yorumuyla daha okunabilir hale gelen yeni veri havuzları ikinci ekip tarafından üçüncü ekibe devrediliyor. Üçüncü ekip de bu çıktıları alıp onun üstünden boyamaları, heykelleri ve animatik olan tarafı yapmaya başlıyor. Tabii bu sadece ekranda olan değil, aynı zamanda fiziksel olarak çıplak gözle deneyimleyebildiğiniz eti kemiğe bürünen kamusal alanda fiziksel bir ruhu olan enstalasyonlara dönüşüyor. O da apayrı bir kısmı. Bu kısmı yaparken de gördüğünüz gibi hem iç mekanda hem dış mekanda makro ve mikro ve makro ölçüde olmak üzere çeşitli büyüklüklerde eserler ürettik. Burada üretim aşamasında eserin sadece ekranda yaşamadığı, aynı zamanda 3 boyutlu bir kabuğa sahip olması da eserin tasarım aşamasını etkileyen, bizim hikaye anlatıcılığımızda yeri olan, spesifik olarak kendi obsesif sanatçı seçimlerimize dayanan varlıklar aslında bunlar. Burada hemen hemen dünya üzerindeki bütün görsel ve işitsel teknolojileri kullandık. Projeksiyonlar, LED ekranlar, AR, VR, XR, hatta havanın kendisi bile bizim için bir kanvas haline dönüştü. Çok büyük kurumlarla çalıştık, festivallerle. Coachella Festivali'nden tutun da işte Barcelona Işık Festivali, White Night Melbourne. Evet, Signal Festival, hemen hemen bütün ışık festivalleriyle çalışma imkanı bulduk. Aynı zamanda müzeler, SAT Montreal, Mori Museum Tokyo, bir de bilim sanat müzeleri var, CERN, NASA gibi kurumlarla çalışma imkanı bulduk bütün bu eserleri üretirken kamusal alanda. Bayağı bir vakit harcamışız 14 sene boyunca. Bilgi Üniversitesi enteresan bir üniversiteydi. Mimarlık Fakültesi ile birlikte aynı yerde okuyorduk. Kampüs, Santra İstanbul Kampüsü o dönem FS One Love gibi festivallere ev sahipliği yapan geçini sorayım. Çok eğlendiğimiz bir eğitim öğretim süreci yaşamıştık. Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde 4 sene boyunca sergi tasarlama imkanı bulduk. Bu inanılmaz bir güçtü tabii ki. Yani 4 katlı inanılmaz modern bir müzede o her serginin hem kurumsal kimliğini hem deneyimini içerideki yerleşimine kadar öğrenciler yapıyordu ve biz de o işlerin parçasıydık aslında. Orada çok şey öğrendik. Aynı zamanda eğitim de enteresandı. Ben işte senin fotoğrafın yok ama. Bunu ne zaman ekledin? Tabii burada aslında bütün bu vizyon, bütün bu zehirlenmeyi, yani zehri aslında üniversitede aldık diyebilirim. Ve bu hocalar bizim için çok önemliydi. O dönem İhsan Derman, hala önemliler tabii ki. İhsan Derman, Esen Karol ve Orhan Cem Çetin. Aldığımız eğitim içerisinde fashion fotoğrafı da vardı, kodlama da vardı. Evet. Kendi Arduino'muzu da tasarlayabiliyorduk. Aynı zamanda fiziksel olarak enstalasyon yapabiliyorduk. 3D animasyon, kodlama, Python. Videoda çekebiliyorduk. Yönetmenlik, klip yönetmenliği, tipografi, cyber culture. Yani inanılmaz bir seçki vardı. Görsel ve işitsel kendi ses tasarımımızı da yapmak dahil olmak üzere görsel ve işitsel her şeyi öğrettiler. Eğitim sırasında diyelim ki öğrencisiniz ama çok yeni bir teknolojiyi öğrendiniz diyelim. Hemen onunla ilgili bir ders açıp o
öğrencinin ders vermesi de sağlanıyordu. Yani hemen paylaşılıyordu değişen teknolojiyle birlikte. Tabii bize eğitim süresince çok ilham veren sanatçılar da oldu. Örneğin yani şu anda aslında biz işle yaptığımız projelerde veri heykelleri, veri boyamaları, veri skeçler, veriyle ilgili sanatsal her türlü çıktı yapma imkanı bulduk ama burada aldığımız ilham da zamanında bu işlerde gerçekten başarılı olmuş sanatçılar, sadece hani bilim insanları değil. Örneğin 1995'te Lauren Madsen'ın bu veri heykeli 14-15 sene önce yine stüdyoyu kurma aşamasında çok ilham veren sanatçılardan bir tanesiydi. Benim en favorilerimden bir tanesiydi Natalie Miebach. Kendisi hem akademisyen, hem kitapları olan, hem de fiziksel olarak veri heykelleri yapan, veri boyamaları yapan bir sanatçı. TEDx'te de bir konuşması var, mutlaka izleyin. 2007 yılında Fırtınaların yaptığı sanat eseri diye bir konuşması var. Onun ürettiği eserler de bizim en büyük ilham kaynaklarımızdan bir tanesidir. Tabii bütün bunlara bakarken aslında asıl araştırdığımız şey 21. yüzyılda sanatçı olmak ne demek? Yani teknolojiyle birlikte, yapay zeka ile birlikte, hele ki şu an. Sanatçı olmanın tanımı nedir tam olarak? Ya da bu kadar mediumlar arası bu kadar blurlanmışken, bu kadar geçiş birbirinin içerisine geçmişken ve geçişkenken, fiziksel ve dijital alanların 21. yüzyılda gerçekten sanat eseri yapmak ne demek? Aslında bunu biraz araştırıyoruz yaptığımız çalışmalarda. Bu nedenden dolayı son 14-15 seneden beri en önemli mottomuzdan bir tanesi bu. Veriyi boya gibi, algoritmayı fırça gibi kullandığımız bir yaratıcı sürecimiz var. Yani aslında bundan 500 sene önce yaşamış olan büyük ressamlarla aynı yolu izliyoruz. Ama kullandığımız araçlar ve kanvaslar şu an yeni teknolojiyle birlikte değişmiş durumda. Her mimari yüzey bizim için artık bir kanvas, her bir veri bizim için artık bir boya haline dönüşmüş durumda ve algoritmalarla yapıyoruz. Tabii şimdi üniversitede böyle çok naif başlamıştık aslında, onu anlatmak lazım Burj Khalifa'ya geçmeden önce. 14 sene önce Eylül'de ben de böyle obsesif olarak istediğimiz bir eser vardı ama paramız yoktu. Sadece para değil, müşterisi de yok. Alıcı yok, müşteri yok, hiçbir şey yok ama eseri çok yapmayı istiyoruz. Biraz da pahalı bir eser. Amerika'dan bir davet almıştık. Ve hatta Amerika'daki yaptığımız ilk iş de o galiba. Evet. Sonra git bankadan kredi çekmeye karar verdik. Yani yapacağız. Neden olmasın yani? Sonra bankadan kredi çekip ilk eserimizi yaptık. Sonra o eser o kadar tuttu ki biz onun çok 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 üstünü kazandık ve tekrar kazandığımız parayla yeni eserler yapmaya başladık. Hatta krediyi biz havaalanında çektik. Yani havaalanındaki bankadan evet. Son anda imzalayarak. Evet. Yani Bütün bu hikayeler aslında şimdi birazdan size göstereceklerim çok böyle dünyanın en ünlü binaları, çok büyük prodüksiyonlar, çok pahalı işler. Ama bütün bu mevzu aslında çok naif ve sadece kendi obsesif olsun istediğimiz eserlerden oldu. Ve hala da öyle oluyor aslında baktığınızda. Yani şu anda dahi kendi istediğimiz eserleri üretiyoruz, koyuyoruz online'a ve bir şekilde onu alıcısı geliyor. Burada Burj Khalifa üstünde bir yerleştirme yaptık. Guinness rekorlu, çünkü ilk defa bir sanatçı 12 kere projesi sergilenmiş Burj Khalifa üstünde. O da biziz. Burada Dubai şehriyle ilgili verilerin eş zamanlı olarak bir esere dönüştüğü, dünyanın en yüksek binasını bir veri heykeline dönüştürdüğümüz bir işti. Bütün bu
14 sene boyunca bu işleri yaparken 100'den fazla belki de veriyle ilgilendik. Bu veriler kimi zaman yer altından, kimi zaman 20 farklı NASA uydusundan, kimi zaman insan beyninden. Yani aslında baktığınızda hemen hemen her veri evrenini kullanmışız diyebilirim. Ya da iki tane atom altı parçacığın çarpışma anından bütün bu verilerle çalışma imkanı bulduk. Aslında biraz çıplak gözle göremediğiniz bu evrenlerin nasıl dijital eserlere dönüştüğünü göreceksiniz. İlki Petra'ydı. Bu bizim yine hayalini kurduğumuz, çok istediğimiz, olsun diye çok istediğimiz yerlerden bir tanesi. Petra Ürdün'de dünyanın harikalarından biri olarak tanımlanıyor. Yapım aşamasından tutun da oradaki kültürün çeşitliliğine kadar her anlamda eşsiz bir yer. Petra'da Ürdün hükümetinin davetiyle ilk defa Petra üstünde bir yapay zeka sanat eseri gerçekleşti geçen sene. Yaklaşık 30 gün boyunca sergiledik projeyi orada. İnanılmaz bir şeyi var tabii. Bu arada Dune'un çekildiği yer. Hem birinin hem ikisinin. Bu eserdeki şöyle bir durum vardı. Eserin ismi, konsepti, sesi, içeriği hepsinde yapay zeka algoritmalarıyla bir kolaborasyon yapma şansı bulduk. Tabii burada hazır projelerden bahsediyorken yapay zekaya bakış açımızı da söylemekte fayda var. Biz bir tool olarak görmüyoruz. Daha çok aslında bir işbirlikçi olarak bir işbirlikçi gibi. Evet, bir işbirlikçi gibi, bir arkadaş gibi. Çünkü bir ping pong süreci yaşıyoruz aramızda. Yani biz evet bütün konsepti ve fikri buluyoruz ama veriyi toplama aşamasında zaten bir yapay zeka algoritmasını kullanıyoruz. Toplandıktan sonra toplanan veri bu arada heykellerden tutun da mimari kalıntılara kadar çok ciddi bir veri setiyle birlikte yapay zekayı kullandık. Toplanması dışında çeşitli çıktıları almak için kullanıyoruz ama bu yetmiyor. Bundan sonra aldığımız çıktılardan yarattığımız, yeni tasarladığımız eseri bir daha yapay zekayı eğitip bu sefer bizim yarattığımızdan çıkan bir eser çıkmaya başlıyor. Ve bu sonsuz döngüyü sanatçı olarak tatmin olana kadar yaşıyoruz yapay zeka ile aramızda. Deneyimin ekrandan çıkıp sinematik bir hale dönüşmesi de ilginç. Mesela burası için yaklaşık 25 dakika boyunca kayalıkların arasında karanlıkta yürümek zorundasınız. Buraya girebilmek için. Hiçbir şekilde ışıklandırma yok. Ve her köşe başında bekleyen karanlıkta oturan adamlar var. Festival sırasında ayrıca karanlığın o dar sokakların arasında ses enstalasyonu da vardı. İnanılmaz bir ses enstalasyonu, çok böyle weird. Çoluklu çocuklu insanlar 7'den 77'ye karanlığın içerisinde 25 dakika yürüdükten sonra bu alana geliyorlar. Bütün deneyimi izleyip 25 dakikada yürüyorlar geri karanlıkta. Nebatiler inanılmazlar. Kendi teknolojilerini geliştirerek inanılmaz bir yaşam alanı inşa etmişler. Soldaki yer bu arada gerçekten Dune'un tam çekildiği yer. Bizim çocuklar gittiler oraya prodüksiyon yaptılar.
inanılmaz bir çöl görüntüsü var orada. Prodüksiyon için çok şeydi, kullanışlıydı. Tabii buradan biz aldığımız heyecanla ve cesaretle Language of the Gods'ı yarattık. Bu belki de dünyadaki şu an arkeolojik veri kullanarak yapılmış en büyük dil modellerinden bir tanesi. Bu da sanırım geçen ay mıydı? Geçen ay Mısır'da. Mısır'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım. Oğlumuzun adı Ra. Yani Mısır'da ismi Ra olan çocuk yok. Öyle söyleyeyim. Eylül'de ben de Mısır mitolojisiyle çok yakından ilgileniyoruz. Bizim yani rüya projelerimizden bir tanesiydi diyebilirim. Onlar için bir dil modeli geliştirmek, onların verilerini kullanmak. 3 fazdan oluşuyor proje aslında. İlk fazda online'da Mısır mitolojisi ile ilgili tüm verileri indirerek bir dil modeli yapmaya çalıştık. Tabii burada enteresan bir şey oldu. Aslında Mısır hariç, Batı ülkeleri genellikle Mısır mitolojisini estetize etmeyi çok sevmişler. Ve çok estetize etmişler. O yüzden yapay zeka çıktıları gördüğünüz gibi çok böyle Disney karakterleri gibi böyle Afrika'ya da kaçan bir şeyi var, yapısı var baktığınızda. Ve bu da şunu sağlıyor, bu arada Mısırlıların en nefret ettiği şey. Bu projeyi direkt Mısır hükümetine yapmıştık. Ve gerçeği yansıtmıyor. Aslında Mısır mitolojisi böyle bir şey değil. Gerçekte böyle bir dünya değil. Bu faz, birinci fazda dünyanın Mısır'ı nasıl gördüğüyle ilgili bir yapay zeka algoritmasına bakıyorsunuz. Büyük Mısır Müzesi'nde sergileme imkanı bulduk. Şöyle. Tabii ki de nefret ettiler işten. ama bizim için çok enteresan bir şey, animasyon kalitesi olarak, deneyim olarak inanılmaz. Ama süreç içerisinde hayır bu böyle değil, buradaki desen böyle olmaması lazım, şöyle olmalı, inanılmaz bir feedback vardı. Sonra anladılar ki onlar yapmazsa birileri yapacak her zamanki gibi. Ve şimdi yeni bir sözleşme imzaladık ve sadece müzenin içerisinde online'da bulamayacağınız 300 bin çok yüksek çözünürlükte taranmış Mısır mitolojisiyle ilgili bulguların olduğu veri seti artı 3D Cloud tüm Mısır ama yani. Bütün piramitler, buluntular, mezarların hepsini şu anda kapalı devre bize veriyorlar. Ve sadece gerçekten Mısır mitolojisinin kullanıldığı bir dil modeli yapıyoruz onlara. Bu faz ikisi. Ama benim en heyecanlandığım faz 3. Faz 3'te şu olacak. Yani bu dil modeli bittiğinde, diyelim ki bir arkeologsunuz ve bir taş tablet buldunuz ama hiyerogliflerin bazısı yok olmuş. Yapay zekamız bunu tamamlayabilecek. Ya da 6000 seneye yayılmış olan enigmaları çözebilecek, herhangi bir araştırmacının bulamayacağı gizli kodları, hiyerogliflerin içlerine gizlenmiş kodları çözebilecek, verdiği latent space'le yani bir alanla içerisinde araştırma yapabilecek ki şu anda hükümetin kendi elinde de böyle bir tool, böyle bir araç yok. Bu bizim en heyecanlandığımız, kim bilir neler çözecek, hiçbir fikrimiz yok ama çıktısını da çok merak ediyoruz. Bir de bu sene sonuna kadar orada kalıcı bir müze açacağız ağaç olarak. Yani sarmalayan, bütün bu eserin yaşadığı bir deneyim müzesi açılacak.
bütün bu ilham konusu bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Aslında sanatçılar dışında en büyük ilhamı bilimden alıyoruz. Alan Turing bir bilimsel bir makale yayınladı. Yani o dönem bilgisayarları tahtadan yapıyordular. Öyle düşünün. Ve makineler düşünebilir mi? Makalesinin ilk cümlesi buydu. Bu tabii inanılmaz bizim için çok ilham veren bir cümleydi. Ve bu cümle eşiğinde biz aynı soruyu bu sefer makineler dinleyebilir mi, öğrenebilir mi, yaratabilir mi sorularıyla dünyanın her yerinde eserler yapmaya başladık. Ama burada şunu söylemekte fayda var. Biz bunları yaparken ChatGPT yoktu. İşte şu an telefondan yaptığınız yapay zeka algoritmaları yoktu. 2018 yılında dünyanın en büyük yapay zeka sergisini Paris'in ilk dijital müzesinde gerçekleştirdik. 146 projeksiyonla 3500 metrekare alanda immersive experience anlamında, sarmalayan deneyimler anlamında en önce işlerden bir tanesiydi yeni medya alanında. Sergi alanına ilk girdiğinizde Klimt'in eserleriyle karşılaşıyordunuz yaklaşık bir 15 dakika. Ondan sonra da 15 dakikalık bölümde Poetic AI'la, yani şiirsel yapay zeka sergisini deneyimliyordu insanlar. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. O dönem için tabii ki neredeyse 6 sene. 6 sene 7 sene olmuş. 6-7 sene önce hem çok pahalı bir iş, yani tüm işin gerçekleşmesi böyle 10 milyon euro civarında bir bütçeyle yaratıldı. Hem mekanın renovasyonu, projeksiyonlar, medya serverlar, içerik, prodüksiyon, operasyon hepsi dahil olmak üzere. Ama geri dönüşü çok iyi oldu. O yarattığımız bu projede ünlü bilim adamlarının kitaplarını toplamıştık. Einstein, Hawking, Galileo gibi. Ve bu kitapları bir veri seti olarak kendi geliştirdiğimiz Python dilindeki yapay zeka algoritmasıyla beslemiştik. Solda algoritmanın kitapları okurkenki prosesini görebiliyorsunuz sol en üstte. Tabii çok naif anime edilmiş touch designer'a eş zamanlı entegre edilen yapay zekadan gelen çıktı direkt touch designer içerisine geliyor ve orada animasyon gerçekleşiyor. Oradan da 146 tane projeksiyona duvarlara eş zamanlı olarak gidiyor. Sağ tarafta da T-Sin dediğimiz bir algoritma var. Bu da 20 milyon satır arasındaki kelimeler arasında bağ kurup yeni kelimeler yaratıyor. Şu anda aslında mouse her bir partikülün üstüne geldiğinde bir kelimeyi gösteriyor. Bunu böyle koyduk. Bir anda ünlendik Paris'te 2018'de. Böyle gazetelere, haberlere çıktık. Benim saç stilim, bıyığım aynı. ve 1 milyon kişi bilet aldı. 1 milyon 9 ayda. Şirket 40 milyon euro yaptı. 40 milyon euro civarı bir euro yaptı 9 ay içerisinde. İnanılmaz bir kapital oldu yani. Sonra dünyanın her yerinde açtık. TEDxHearn'den davet alıp aynı projeyi TEDxHearn sahnesinde de gerçekleştirme imkanı bulduk. 50 üniversitede canlı yayınlandı. Ama asıl ilginç olay sonra oldu. Sergiyi gezen yönetmen, Mission Impossible'ın yönetmeni filmin içine entegre etmek istedi Poetic AI'yi. Tabii siz bir sanatçı olarak başlıyorsunuz işe. Yani çok böyle naif ve obsesif şeylerle tasarlıyorsunuz. Hiçbir zaman işin buraya gideceğini düşünmüyorsunuz. Şöyle oldu. Pandemide yaklaşık 3 hafta boyunca Londra'da Tom Cruise'la birlikte çalışma imkanı bulduk. Poetic AI'nin tamamını Londra'da inşa ettiğimiz bir barın içerisinde koyduk. Tom Cruise eserimizin önünde dövüşüyordu. Yani siz tabii çok contemporary düşünebilirsiniz, hani modern sanat işte orada kavramsal olarak yarattığınız bir şeyler falan filan var ama günün sonunda Tom Cruise önünde birileri dövüyor. Ben de sinirleniyorum. Mizansen olarak bar sahnesi için görsel mi yaptılar, VJ'ink mi yaptılar eseri falan. Yani VJ'ink olsun istemiyoruz yani, o eser bir VJ'ink olamaz gibi düşünüyorduk çünkü tabii. Çünkü bilmiyoruz konuyu. Konuyu bilmiyoruz, sadece yönetmen ve Tom biliyor bütün hikayeyi. Oyuncular o gün sette sadece repliklerini öğreniyorlar.
Tabii çok büyük bir deneyimdi. Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple çalışıyorsun ve sıfır sessizlikle. İnanılmaz bir süreçti. Sonra ama şunu da anlatmakta fayda var. Eseri istiyorlar ama aynı zamanda filmlerde kredite çıkmak çok zordur. Kredi yani IMDb vesaire. Evet, ending kredite. Bu bir başka stüdyo daha vardı mesela. Onlar başka bir yer yapmışlardı. Onlar da kredi istiyor falan filan. Biz iki ay boyunca bizim avukatlarla, Los Angeles'taki avukatlar böyle bayağı bir kavga ettiler. En son bana geldi artık konu. Dedim ki kredi yoksa eser yok. Biz sanatçıyız. Bütün mevzu kredide zaten. Sonra tamam koyuyoruz dediler. Tabii biz sinemaya gittik Eylül'le. Bilmiyoruz hiçbir şekilde footage görmedik. Hiç kimse görmedi. Sinemaya girdik oturduk. Sonra bir baktık bizim eser aslında filmdeki kötü kadar, yani kötü karakter. Yani yapay zekayı kötü adam yapmışlar. Zaten değilmiş Mersem. Poetik AI kötü adam olmuş ve tüm film boyunca Tom Cruise'u takip ediyor. Yani sadece böyle bir hani dekoratif bir unsur değil, aynı zamanda hikayenin parçası haline getirmişler. Çok şaşırdık. Sonra filmi bitmesini bekledik. Bitti. Ending kredisi bekliyoruz Eylül'e. Şöyle bakıyoruz. Gelmiyor. Sinemada kimse kalmadı bu arada. Sadece ikimiz oturuyoruz. Birbiri de yeri süpürüyoruz. Yani şey diyoruz. Ya olamaz, sözleşme imza, böyle bir şey yapamazlar falan filan. Sonra gerçekten literal anlamda en son line'ın en sonunda bizim isimlerimiz. Sonra zaten bitiyor. Son yani İngiliz hükümetine teşekkür etmeden önceki yerde biz varız. Tabii film yarım milyar dolar ciro yaptı. İmzalı fotoğraf verdiler. İlk defa bir yapay zeka yeni medya sanat eseri sinema salonunda hayat buldu ve milyonlarca insan Poetica'yı gördü. İşte hani havaalanında banka kredisinden buraya geldi. Şimdi o projeyi gösteremem, o biraz gizli bir proje. İşin sanatsal kısmı bu ama bir enteresan bir şekilde markalar ilgilenmeye başladı. Ve hani Türkiye'dekiler değil, headquarter'ları. Bunların içerisinde Bulgari, Ferrari, Hennessy, Nike, Audi, Mercedes gibi markalar eserler yaptırmaya başladılar. Commission artwork dediğimiz eser sipariş etmeye başladılar. Artık bizim kullandığımız janra, yani bilim, sanat ve teknoloji sadece kamusal alanda bir sanat eseri olmaktan çıkıp aynı zamanda çok büyük markaların marketinglerinde ve reklamlarında kullandığı bir şeye dönüşmeye başladı. Örneğin bu Audi içinde 70 bin kişinin eş zamanlı olarak verilerinden yaratılan bir eser yarattık onlara. Hamburg'da 200'den fazla markanın marketing direktörünün katıldığı en büyük organizasyonlardan bir tanesi Almanya'da. Ama asıl anlamlı olan kısım bizim için şuydu. O dönem için eserin NFT'sini yaratıp yaklaşık 15 saniyeden az bir sürede sold out oldu, satıldı. 7000 limitli eser 5000 kişi tarafından satın alındı ve 800 bin euro civarında bir gelir elde edildi ve bu gelirin tamamını da Ukraynalı savaş mağdurlarına bağışladık Audi ile birlikte. Aslında baktığınızda bizim diğer eserlerimize baktığınızda çok küçük, naif bir eser ama şöyle bir şey de yaptık. Etrafa çok özel kameralar koyduk. Bu kameralar sayesinde insanların gözlerini trackledik, yani izledik. Ve 3 gün boyunca kaç kişi arabaya baktı, kaç kişi esere baktı bir veri oluşturduk. Bu tabii marka için enteresan bir veriydi. Yani 3 gün boyunca arabayı koyuyorsun oraya, kaç kişi baktığını bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Bu bilimsel bir veri, gerçekten gözleri trackliyoruz. Ve 3 gün sonunda 5000 kişi arabaya baktı yaklaşık. 45.000 kişi de sanat eserine baktı. O yüzden böyle, bu arada amaç da ikiye bölmek. Alanı olduğu gibi bir yere araba, bir yere şeyi koymak, eseri koymak. Tabii bize kalırsa araba daha böyle
mühendislik ve tasarım harikası ama sanatsal bir şey entegre ettiğinizde bu marketing mesajınızı vermek için inanılmaz derecede bir etki elde edebiliyorsunuz. Bu da Mercedes'in yeni arabası için tasarladığımız eserdi. Globalde duyurusu yapıldıktan sonra bize bu tarz şeyler çok zor işler aslında şu anlamda. Araba markaları en son F1'la ve Ferrari ile de çalıştığımızda öyleydi. Kendi verilerini paylaşmakta çok hassaslar. Daha araba çıkmadan bırakın verisini, görüntüsünü görmeniz imkansız. Ama hem stüdyodaki olan veri güvenliğinden dolayı hem de imza aldığımız sözleşmelerden dolayı bize bu verileri veriyorlar ve bu veriler bir şekilde esere dönüşüyor. Tabii bu kadar commercial kalmak istemiyorum. Asıl bahsetmek istediğimiz şeyler biraz daha yine bizim obsesif olarak ilgilendiğimiz konular. Yani daha önce dediğim gibi hem yer altından hem uydulardan elde ettiğimiz verilerle eserler yapmıştık ama asıl bizim için en büyük şeylerden bir tanesi insan beyniydi. İnsan beyniyle eş zamanlı bir şeyler yaratabilir miyiz? Yaklaşık 6 sene önce Ars Electronica Festivali'nde bir eser yaratma imkanı bulduk. Dust Trio diye bir klasik müzik grubuyla. Şu anda ya fikir şuydu aslında. Müzisyenin duygularını ve düşündüklerini performans sırasında seyirci bir eser olarak deneyimleyebilir mi? Eş zamanlı olarak. Başındaki özel alet sayesinde 6-5, bunda 5'ti galiba. Evet, bu bunda 5, şu an güncelledik 6 yeni bir aletle. 5 farklı veriyi eş zamanlı olarak müzisyenden alıyoruz. Bu veriler beyindeki yaratıcılığı, ilhamı, meditasyonu simgeleyen veriler. Alfa, beta, gamma gibi. Ve bunlar hem mekanın kendi içerisinde sarmalayan hem de şiirsel bir boyamaya dönüşüyor şöyle. Yine 6 sene, hiç fena değil bence 6 sene önce. Burada aslında seyirci müzisyenin beynine böyle bir atlama yapıyor. Tabii burada mekanın kendisini de fiziksel kurallardan arındırıp duvarların arkasında görmeye çalışma çabamız da var. Görünmeyeni görünür kılmaya çalışmak. Peki bu nasıl yansıyor? Biz 6 sene önce böyle kendi obsesif olduğumuz fikri böyle olan bir şey koyduğumuzda bu sefer marka geliyor. Diyor ki bana da yap. Bize niye yapmıyorsunuz? Bu Bulgari için Pantheon binasında ilk defa, Pantheon çok özel bir bina. Dünyadaki ilk kubbelerden bir tanesi galiba bu kadar büyük yapılan. Bu arada bizim de her Roma'ya gittiğimizde tam önünde durup mutlaka şarap içip spagetti yediğimiz ve bir gün sana bir şey yapacağız dediğimiz bir binaydı. Hayalini kurduğumuz. Buyurun sorun bu arada. Sadece eseri koyduk ve eserler kendi yolunu buldu. Yani şöyle söyleyeyim, mesela en son Çin hükümeti bizi Instagram'dan buldu ki Çin'de Instagram yok. Yani yasak. Bu da şu anlama geliyor. Organik bir şekilde koyduğun şey organik bir şekilde güçlüyse yolunu buluyor mutlaka. Senin bir arkamdaki önce kaldırdı, bir onu şey yapayım. Biraz bağırman lazım. Kalp atışını da alıyor şu an. 6 farklı data, alfa, beta, gamma, attention, tension, meditation diye geçiyor. Bir kısmı imagination ve creativity'yi de represent ediyor diye yazıyor. Aslında aletin yapım amacı başka bir şey. Bir application'la, sen spor yapan birisiysen ya da meditasyon yapan birisi. O kendi verini
gruplayıp yaptığın meditasyonlara göre bir günlük tutabiliyorsun. Aslında bütün nedeni bu. Ama biz onu aldık, hackledik. İşte başka araya algoritmalar yazıp bir şekilde veriyi bir protokolle alıp kendi yaratıcı sürecimizin içerisine dahil edebildik. Yoksa amacı olan bu olan bir alet değil aslında. Merhaba tekrardan. Şey soracaktım. Mesela 5 kişi için bu projeyi ürettiğinizde kullandığınız yapay zeka önceki 4 kişinin verisinden de yararlanarak yeni bir şey üretiyor mu? Yani süreç bu şekilde devam ediyor mu? Yoksa bir kalıp var ve her seferinde gelen bilgiler ışığında, yani data ışığında yeni bir proje mi üretiyor? Yani kendi kendine içeride öğrenen bir yapay zeka var mı? Bunu bütün önceki projeniz için de sormak istiyorum. Yani mesela bundan 10 yıl sonra bu kadar veriyi kullanarak sizin de etkiniz olmadan üretebilen bir eser mümkün mü acaba? Tabii mümkün. Bu Mısır'da yaptığımız şey birebir dediğin o. Yani öğrenen, devam eden ve veri geldikçe öğrenmeye de devam eden ve sürekli yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Bunlar değil. Bunlarda şöyle bir durum var. Bir kişi takmak zorunda değil. 8 kişi, 10 kişiyi de taktırabiliyoruz. Kolektif bir yaratım da yapabiliriz. Yani kolektif bir veri boyama da çıkartabiliriz. Ama biraz pahalı oluyor tabii ki. Bir de tabii şöyle şeyler var. Yani öğrenmiyor ama bazı yaşanabilecek kötü koşullara göre kötü senaryolar var içeride algoritma olarak. Örneğin diyelim ki taktı ama performans sırasında çıktı, oynadı, çıktı ve veriyi kaybetti. Bizim algoritmamız son bizim belirlediğimiz süreye göre son 1 dakika 10 dakikayı kaydediyor. Ve herhangi bir data kaybı olduğunda kaydettiği datayı verip, besleyip eseri yapmaya devam ediyor hiç kimse anlamadan. Tabii yani eseri yapmanız yetmiyor. Eserin bir de yaşayabileceğiniz, prodüksiyon sırasında yaşayabileceğiniz her türlü kötü senaryoyu düşünerek bir B planı da koymanız gerekiyor. Aslında yani bu tarz eser yaratmanın en büyük şeyi orada o saatte yayınlanacak bir şey. Şeyi yok, geri dönüşü yok. Adam gelmiş. Daha doğrusu yani sana evet. bu commission artwork'ü vermiş. Teknolojisiyle pek ilgilenmiyor. Evet. Yani final sonuçla ilgileniyor aslında. O yüzden de her zaman bir backup durumumuz oluyor bizim. Yani sürekli bir mutlaka bir kötü senaryo oluyor. Bir de şu aslında baktığınızda görüyor sizi. İnanılmaz şeyler var. Çok beğeniyor. Ben de istiyorum diye geliyor ya. İşte o ben de istiyorum da detaylara takılmıyor. Finalde ben bunu göreceğim mi bakıyor. Detaylara takılan başka bir ekip var zaten altında. O ekip de yani şöyle söyleyeyim şey gibi değil tabii normal ajans tasarımcı marka vesaire ilişkisi gibi yürümüyor. Bizde revize diye bir şey yok. En fazla en son şunu rica edebilir. Ya bizim logonun rengine biraz yaklaşabilir mi? En alabileceğimiz şey bu oluyor. Tabii orada şöyle bir durum var. Biri geliyor çok büyük bir parayla çünkü boyutları, teknik ekipmanı vesairesi nedeniyle tam olarak ne alacağını da bilmiyor ama etkilenmek istiyor. Çünkü etkilenmiş, görmüş başka şeyleri senin. İşte o noktada prodüksiyonun kurduğun hayal kadar gerçek dünyada da aynı şekilde çalışacağına emin olman ve vermen gerekiyor. Ve şey bir event, canlı bir organizasyon ya bu. 8'de orada çalışmıyorsa... Bazısı beyin verisinin okunmasını istemiyor. Evet o oldu. Vilayem'i çektik örneğin şeyde Londra'da. Onun da kendi bir yapay zeka şeyi var. Geldi böyle hayır benim beynimi okuyamazsınız vermem size dedi. Ve... Biz de okey dedik. Biz de Gürkan'ın beynini okuttuk orada. Röportaj sırasında. Çalışma arkadaşımızın. Böyle şeyler olabiliyor. Kamusal alana geri dönecek olursak aslında en güzel ilişkiler müzelerle oluyor bu arada. Yani sorularla da biraz vakitte daralmaya da öyle mi? Tabii. Buyursunlar. Her zaman açayım. Pis sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz bizeyiz. Çalışma
Bize bir sürpriz yapmazsın editte değil mi? Sonrasında. Editi sen mi yapacaktın? Hayır hayır. Ha tamam okey. Ben öyle anladım bir yandan. Sadece katılıyorum. Siz mi yapıyorsunuz? Ya. Aman ha tamam okey. Çalışıyor. Benim bu çalışmaların hepsi çok güzel ama en çok ilgimi çeken CERN ekibiyle yaptığınız çalışma. Orada siz yani nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı, nasıl bağlantıyı kurdunuz, o süreçten bahsedebilir misiniz? Son 5 seneden beri CERN'le bir duygusal bağımız var. Ne derlerse biz koşa koşa gidiyoruz. Çok seviyoruz orayı yani. Her sene orada çok özel eventler, organizasyonlar düzenleniyor. Akademik ve bilimsel dünyayı bir araya getirenler. Spark, TEDx CERN gibi organizasyonlar. Ve her sene biz onlara bir eser üretiyoruz ve tamamıyla bize bırakıyorlar. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz söyleyin. Biz de her defasında mutlaka bilimsel bir veriyi entegre ediyoruz. Ya onlardan gelen ya da bilimsel dünyadan gelen. Mesela şu anda baktığın iki atom altı parçacığın çarpışmış halinin yapay zeka yorumlaması. Burada en büyük şey onlarla yani günün sonunda şey gibi arkadaş gibi bir şeyiz, evet. Dostuz yani çok CERN diyoruz ama çok formal düşünmeyin. Orada hayatını bilime adamış insanlar var. Bizim gibi de çok duygusallar. Biz de hayatımızı sanata ayırmış insanlarız. Burada en güzel kısım bir bilim insanının sanatçıya duyduğu saygı ve aldığı ilham, verdiği ilham. Bu proje için dünyanın en iyi 16 yapay zeka profesörüyle çalışma imkanı bulduk. Bir Zoom toplantısı var abi. Ben şey bekliyorum böyle çok profesörler, yaşlı insanlar falan filan. Bayağı 25-30 yaş arası NYU, MIT, Harvard gibi okullarda olan profesörler bunlar. Hepsinde poker face böyle bizim veriyi ne yaptın göster durumu ve oradaki sorular daha şey sorular. Yani kodu kullanıyorsun ama verinin hangi türünü kullandın, niye onu kullandın, peki ondan bu çıktıyı alıyorsun, niye diğerinden almıyorsun, bunu zorlayıcı bir toplantı oluyor. Ama sanatçı olarak çok kafa açıcı. Tabii onlar için rakamlar ya bunlar, veriler ya, bilimsel olarak anlamı olan, sanatsal bir çıktısı olmayan, hatta bizim açımızdan baktığında soğuk rakamlardan ibaret veri setleri. Ama tabii onların böyle şiirsel şeylere dönüşmesi onlar için de böyle çok ilham kaynağı bir şey haline dönüşüyor. İlk seneden beri o şeyi yakaladığımız için her sene bir şekilde onlara eser üretiyoruz. Aslında şimdi tam ona bağlamanın sırası. Çünkü en son ürettiğimiz eserle Atlas'a bağlayabiliriz. Sorduğun soru. En son yaptığımız CERN projesi bu. Burada Human Cell Atlas projesini de bu aslında bilimsel bir proje ve ismine Human Cell Atlas demişler. 2000'den fazla enstitü 2016 yılında bir araya geliyor. Dünyanın her tarafından. Tek amaçları da insan vücuduyla ilgili en büyük veri setini oluşturmak. Her bir hücrenin verisini çıkarmak. 37.2 trilyon insan hücresinden bahsediyorum. Ve yapıyorlar. Public bir şekilde akademik ve bilimsel kamuoyuyla paylaşıyorlar ve insanlar bunları kendi araştırmalarında kullanıyorlar. Ama biz onu aldık, bir eser haline dönüştürdük. Bu da CERN'deki Sparks eventi bu arada. Orada. So, it's an animation created by the creatives at Studio Ouch. And what they did is they took data from the Human Cell Atlas. We're going to hear about it later in the event, especially RNA sequencing data. They fed it into a machine learning system, gave some instructions, and that's what came out, an attempt at describing visually some of the things that we're going to talk about today. It's very fitting because we're going to talk about data, about big data, about sharing data, about artificial intelligence, and many other things during the course of the next 3 hours and a half. Amacımız da şey şuydu, insan vücuduyla ilgili olmuş en büyük, yani toplanmış bu veriyi yapay zeka ile besleyip insanın bir sanatsal CERN portresini yapmak. Makineler bizi nasıl görüyor? O bilimsel veriyle acaba? Ve yapabildik de burada
çeşitli yapay zeka tekniklerini kullandık. Sadece bir tane de değil. Bunların içerisinde hem RNN, hem T-SYN algoritmaları, hem diffusionlar, GAN algoritmaları, yani aklınıza dünya üzerindeki gelebilecek bütün yapay zeka algoritmalarını kullandık. Kendi geliştirdiğimiz Python dilindeki yapay zeka algoritmalarını kullandık. Aslında baktığınızda en güncel bütün algoritmaların kullanıldığı bir eser diyebilirim. Ama enteresan olan şey şu oldu. Biz bunu yarattıktan sonra SpaceX projesi için bir davet aldık. Bir buçuk sene önce. Ve tam eseri yaptığımız zamanlar. Bu projede Institute Machines diye bir özel bir şirket. Amacı Ay yüzeyine gidip oradaki ilk kalıcı dijital yüzeyi yapmak. İnanılmaz bir amaçtan bahsediyorum. Tabii bize ilk mail geldi. İşte şey yazıyor mailin konusunda. Literally, yani Ay'a gideceğiz gibi bir şey böyle. Ona biz önce baktık, nasıl bir mail ya bu falan diye. Biri dalga geçiyor. Biri dalga mı geçiyor falan filan. Sonra girdik toplantıya, anlattılar amaçlarını. İnanılmaz. İlk defa uzay tarihinde özel bir şirket. 1972'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapmayı hedefleyen bir şirket. Ve bu tamamıyla sanatsal bir performans. Jeff Koons fiziksel bir eser götürdü. Biz de dijital. Yaklaşık iki ay önce oradaydık. Burası Space Kennedy Center'ın, Kennedy Space Center'ın girişi. Humansal Atlas projesini oraya yerleştirdik. Bu bir dakikalık teaser'ı ama aslında bir dakikadan daha fazla, yaklaşık 18 dakikalık bir eser. Gerçekten first AI art in space ve şey. Bu da oraya çıkan uzay roketi. Şöyle tam göstereyim ne yaptığımızı. Bütün eser nanoteknolojiyle birlikte New York'ta bir diskin üstüne kazındı. Şurada diski görebiliyorsunuz ve burada farklı foundation'lar da var, kurumlar da var. Mesela bir tanesi 2 milyar yıllık tüm gezegenin verisini koydu. Bir tanesi tüm Wikipedia'yı koydu, download edip içine. Biz de yani aslında baktığınızda hani şeye gittiğinizde bir önceki projelerde Mısır mitolojisi ile ilgili taş lahitlerden gelen bir veri vardı ya. İşte aslında biz kendi verimizi de muhtemel kendimizi yok ettikten sonra uzaylılarla paylaştık diyebiliriz varsalar. İyi mi oldu bilmiyorum. Bence varla. Disk de orada gördüğünüz gibi o küçücük sarı şey bizim eser. Ay yüzeyine çıktı. Fırlatmada oradaydık. Eylül'de bendi. İnanılmaz böyle tüylerimiz diken diken. İlk defa bir roketin kalkışına şahit oluyorsun ve senin eserin onun üstünde yavaşlatılmış çekimde. Sol alttaki 1972'deki üstteki de 2024'teki bizim iniş. Sağdaki de kendi mission şeyimiz, görev. Gördüğünüz gibi bıyıklıyım orada da. Genelde böyle bir sticker yapıyorlar bütün uzay görevlisi, görevi olanlar. Bizimki de bu uyuyor. Şöyle fırlatma anı var. Yeah! Oh, that's great. Oh, yeah! Yeah! Thank you değil daha. İş anlatmamız lazım. Bir gün önce iptal olmuştu uçuş şeyi. Aha, bir de fırlatma. Bir de öyle bir durum var. Evet. Yaklaşık en zor kısmı da 1,5 sene boyunca gizli tutmaktı. Kimseye söyleyemiyoruz. 1,5 sene düşün. Uzaya işin gidecek, kimseye söyleyemiyorsun. Ve en son gece, gala gecesinden sonra fırlatmaya yaklaşık 45 dakika kala yine iptal ettiler. Evet, gala gecesinde.
Sonra ertesi gün bir gece yarısı otelden otobüslerle aldılar. Fırlatıyoruz dediler. Ama görmeniz lazım. Space Cadence'e herkes kapalı. 3 otobüs roketin en yakınına götürdüler. O görüntüleri oradan. Çok bir çocukluk hayalimiz gerçek oldu diyebilirim yani. Peki Akbank'ta ne yaptık? Akbank'taki aslında çok duygusal bir proje bizim için. Eylül'ün de benim de aklımızda şey vardı. Bir şekilde bütün 14 sene boyunca yaptığımızı bir oyun gibi böyle hani kodları olan, gizli portalları olan puzzle gibi birleştirebildiğin bir retrospektif yapay zeka sergisi ama PlayStation'la işte veya diğer aletlerle deneyimleyebildiğin, iyi kalite deneyimleyebildiğin bir şey yapmak istiyorduk. Sonra Ra oldu, pandemide oldu, pandemi çocuğu. Pandemide tabii ki kendi yaşıtlarıyla çok fazla vakit geçiremediği için konuşmaya geç başladı. Konuşmaya geç başlaması bizi çok tedirgin etti. En başta tabii biz bu arada verilerini kaydetmeye başladık Atlas'ın. Yani işte anne karnındayken kalp atışı seslerinden tutun da belki burada olabilir mi? Aa, evet burada var. Mesela bu. Evet. Kalp atış seslerinden sonra 2 yaşında 36 kanallı beyin dalgalarını kaydettik. Bu da onun ilk kitabı. Neural Networks for Babies. Daha o yaşta başladı yapay zekayı öğrenmeye yani. Tedirginiz 2 yaşına geldi. Konuşmuyor hala ama çok ekstrem bir şekilde. Yani 2 yaşındaydı galiba. Baba diyemedi. Böyle kucağımda oturuyordu. Ben artık hani... Dedim ki artık baba deme zamanı geldi yani. Seni bu yüzden yaptık. Hani bir şey söyle. Anne de yok bu arada. Anne de yok. Kucağımda laptopta Word şey notepad açık. Böyle söylemedi yine zorlamama rağmen. Ama bu sefer baba yazdı ve yüzüme baktı klavyede. Sonra fark ettik ki okuma yazma öğrenmiş kendi kendine. Daha 2 yaşında. Okuma yazmayı biliyor ama konuşmayı tercih etmeyen bir oğlumuz oldu. Sonra tedirgin olduğumuz için 2 yaşında 36 kanallı beyin verileri vesaire hepsini kaydettik. Elimizde çok ciddi bir veri seti oldu. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Şu anda da konuşuyor. Tek tük de olsa. Çok iyi yani. Canı ama, isteyince konuşuyor. Canı istedikleriyle bir de. Evet. bu tabii işte onun doğum anı, Los Angeles'ta doğdu, California baby. Bütün bu süreçte pandemide bir çocukla yaklaşık işte 50 metrekarelik bir alanda kendi akranlarını görmeden büyümesi, kendi kendine okuma yazma öğrenmesi, inanılmaz derecede bir zekası olduğunu doktorları söyledi. Sonra bizim bu yaşadığımız tabii anne baba olarak çok duygusal bir şeydi. Tedirginlikti ya şeyse diye. Sonra bütün bu verileri alıp hem kalp atışı hem beyin verileri de olmak üzere dedik ki aslında bizim bu hazırlayacağımız retrospektif şeyin bir onun için bir hediye olsun. Ve ana karakter Atlas olsun dedik. Ve tüm şeyi, oyunu yani retrospektif solo sergimizi bunun üstüne kurduk. Dünyada ilk defa veri boyama oyun deneyimi diye bir şey yarattık. Burada aslında şu Atlas hem ana karakter Atlas yaklaşık 5 tane evren planladık ama bu çok flex. Şu anda 3 evrenli bir dünyası var. Üç evrenli dünyada bizim çeşitli veri uzaylarıyla yarattığımız eserleri deneyimliyor. Yani bir evrende sadece toprağın altından çıkan verilerle oluşmuş eser. Bir evrende sadece NASA Exoplanet arşivinden yaptığımız eser.
bir evrende sadece kendi kalp atışı ve beyin verileriyle oluşan bir eser ve tüm bu yolculuk sırasında bir şeyleri keşfetmek, puzzle gibi bir şeyleri çözmek zorunda. Matematiksel puzzle'ları. Matematiksel puzzle'larıyla birlikte bir evren tasarladık. Aslında Akbank Sanat'ta şu anda yaptığımız eser bizim sanırım son 14 sene boyunca yaptığımız en duygusal ve en içsel projelerden bir tanesidir diyebilirim. Ve teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şöyle thank you basalım.